Merhabalar arkadaşlar. Bugün size çözünürlük dengesini anlatacağım. Çözünürlük dengesi suda az çözünen tuzlar için genellikle kullanılır. Katı bir madde suya atıldığında çözündüğü zaman suyun negatif kısmı yani H2O'daki şu negatif kısmı şurası. Bir de suyun pozitif kısmı var. Hidrojenlerin olduğu taraf. Negatif kısmı artı iyonları sarar pozitif kısmı ise negatif iyonları sarar. Yani diyelim ki sodyum klorürü düşündük. Sodyum iyonunu şu taraf sarar. Klor iyonu ise şu taraf tarafından çekilir. Burada da tanımı verilmiş. Bu tanımı gözden geçirirsiniz. Devam ediyorum. Suda çözünen iyonik katıların çözülmesi sırasında çözülme hızı çökelme hızına eşit olur. Daha önce denge konusunda bunu görmüştük aslında. Çözünme hızı çökelme hızına eşit ise bu duruma çözünürlük dengesi diyoruz. Bu durumda arkadaşlar ortamdaki iyonların derişimleri çarpımına da çözünürlük çarpımı ya da çözünürlük denge sabiti. Yani demek ki denge sabitini artık unutmayacağız. Şunu bir kere daha söylüyorum. Sistem dengeye ulaştığında çözünme hızı çökelme hızına eşit olur. Devam ediyorum. Burada bir örnek verilmiş. İşte sodyum bromür suda az çözünen iyonik bir katıdır. Çözünme tepkimesi çözünme bakın iyonlara ayrıştı taraf. Çökelme ise iyonların birleşip katıya dönüştüğü taraf. Yani çözünme reaksiyonunu görebiliyorsunuz. Çökelmeyi şu şekilde yazmamız gerekir. Bromla birleşerek gümüş bromür katısına dönüşür. Buna arkadaşlar çökelme diyoruz. Neden? Katı oluşuyordu. Daha önce TT konusunda da çözünme çökelme konusu vardı zaten. Bunu hatırlıyoruz. Çökelme şu şekilde. Çözünme ise arkadaşlar şurada belirtildiği gibi şu yöndedir. Burada bir örnek vermiş çözünme durumunda dibinde katı madde bulunur. Çökelmede genellikle maddeler yani iyon derişimleri Normal Kçç'den büyük olduğu zaman dipte katı oluşur. Bu katılar da çökelek diyoruz bunlara da. Devam ediyorum. Doygun bir çözeltideki iyonların molar derişimleri denge bağıntısında yerlerine yazıyoruz ve bu şekilde bağıntıyı ifade ediyoruz. Zaten biz daha önce denge sabitinde bunu gördük. Burada arkadaşlar Kçç'yi yazarken mesela gümüş klorürü yazayım ben de. Gümüş klorür katı şu şekilde doygun çözelti oluşmuş olsun. Gümüş ve klor iyonları tabii ki sulu çözeltileri olduğunu belirtiyoruz. Burada Kçç'yi yazarken yani çözünürlük çarpımını yazarken iyonların derişimlerini yazıyorum. İyonların gümüş iyonu derişimi çarpı klor iyonu derişimi şeklinde. Şunu neden almıyoruz? Çünkü katıdır. Katı olduğu için denge bağıntısına yer almıyordu. İşte arkadaşlar bu özel duruma yani katının girenlerin alınmadığı bu özel duruma KÇÇ diyoruz. Yine burada önemli bir e, bilgimiz var. Suda çok iyi çözünen tuzlar. Onları diğer sayfada size ifade edeyim. Şimdi bazı tuzlar suda çok iyi çözünür. Mesela arkadaşlar 1A grubu tuzları. 1A grubu tuzları suda çok iyi çözünür. Nedir buna örnek olarak? İşte lityum klorür sodyum klorür, sodyum bromür gibi. Yine nitratlı tuzlar ve amonyumlu tuzlar suda iyi çözünür. Örneğin bakırın kendisi birçok iyonu suda iyi çözünmez ancak bakır nitrat bakır nitrat suda iyi çözünür. Neden nitratlı bileşiklerin suda iyi çözündüğünü söyledik? Yine arkadaşlar amonyumlu bileşikler suda iyi çözünür. Mesela amonyum klorür, amonyum bromür gibi diğer adıyla nişadır dediğimiz bileşik suda iyi çözünür. Suda iyi çözünenleri bir kere daha tekrar edelim. 1A grubu tuzları, nitratlı tuzlar veya bileşikler bir de amonyumlu bileşikler suda iyi çözünür. Şimdi burada magnezyum hidroksitin çözünme denkleminin pozitif olduğunu yani delta H değerinin artı olduğunu şurada belirtmiş. Magnezyum hidroksit suda çözündüğünde tabii ki magnezyum iyonu ve hidroksil iyonlarını verir. Şöyle bir örnek. Buna göre diyor doygun magnezyum hidroksit çözeltisi oda sıcaklığında dengededir. Ortamın sıcaklığı 40 dereceye çıkarılıyor. Oda sıcaklığı 25 santigrat dereceydi. 25 santigrat dereceden 40 dereceye çıkardık. Şimdi endotermik bir tepkime olduğu için yani ısının girenler tarafında olduğunu hemen belirtiyoruz. Sıcaklığı arttırdığımızda denge çözünme yönünde bozulur değil mi? Yani magnezyum iyonu ve hidroksit iyonları oluşur. Bu durumda magnezyum iyonu derişimi artar. KÇ değeri değişmez diyor. Endotermik tepkimelerde KC'nin sayısal değeri sıcaklıkla doğru orantılıydı. Egzotermik tepkimelerde ters orantılıydı. O zaman burada KÇ'nin büyümesi gerekirdi. Yani sıcaklığı arttırdığımızda denge ürünler yönüne kayacağı için KÇÇ değerinin sayısal değerinin büyümesi gerekirdi. İki yanlış. Magnezyum hidroksit katı kütlesi azalır. Evet neden? Çözünme yönünde bozulacağını söyledik dengenin. Yani bir miktar magnezyum hidroksit magnezyum iyonu ve hidroksil iyonlarına dönüşür. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış arkadaşlar. Devam ediyorum. Çözünürlük hesaplanması. Saf sudaki çözünürlük. Ee, burada arkadaşlar aslında bir iki konu daha var onları hızlı geçtim. pH'in çözünürlüğü etkilediğini bileceğiz. Bir, bir de gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılı, basınçta doğru orantılı. Bazen bu da karşımıza çıkar. Bunu da bilelim. Şimdi katı bir madde suda çözündüğünde tabii ki iyonlarına ayrışır. Ayrıştığı bu iyonlara göre biz KÇ değerini ya da KÇ bağıntısını yazıyoruz. Eğer arkadaşlar şurada gösterildiği gibi iki tane iyon varsa iki tane iyon olduğu için her bir iyon derişimine A değerini söylerseniz o zaman KÇ'miz A kare olur. Yani şöyle bir ifade edeyim isterseniz denge şeklinde gidiyoruz. <laughs> X artı ve Y eksi şeklindeydi. A kadar ayrışırsa A buradan, A da buradan oluşur. Dolayısıyla KCC e bağıntımız X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi şeklinde olduğu için bu da A kare şeklinde ifade edilir. Diğerlerini ben hızlıca geçeyim. Burada eğer A kadar ayrışırsa A ve 2A kadar olur. Burada arkadaşların dikkat etmesi gereken bir kuralı ben söyleyeyim. 2A'nın karesini alıyoruz. 2A'nın karesini alırsanız 4A kare çarpı A, 4A küp olur. Ee, yine üçüncü örnekte hani şuraya ayrışana A derseniz bazen bunu S ile de ifade ederiz. Şurada A olur, burada 3A kadar olur. 3A'nın bu defa küpünü almanız gerekir. Bu da 27A üzeri 4 olur. Tabi 5'li yon olursa buna göre kat sayılarını oluştururuz. Devam ediyorum. Güzel bir örnek arkadaşlar. Bakır bir iyodürün kaç yeçe çarpımını vermiş. Saf sudaki çözünürlüğünü soruyor. Bir de 100 litre suda kaç gram çözündüğünü bize soruyor. O zaman arkadaşlar, bakır bir iyodürü şöyle denge şeklinde yazıyorum. Bakır artı bir Bakır artı 1 ve iot eksi şeklinde. Buradan yine belirttiğimiz gibi A kadar ayrışırsa A ve A kadar oluşur. O halde KÇÇ bağıntımız bakırın derişimi çarpı iotun derişimi şeklinde. A demiştik buna da A dedik ayrışan miktar kadar. KÇÇ 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğuna göre... Buradan A'yı çektiğiniz zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur. Şimdi molar demek 1 litredeki mol miktarı demek. Yani şu belirttiğimiz şekli 1 litredeki mol miktarı. Bu B şıkkını yani şunu çözüyorum arkadaşlar. Orantı kuruyorum. 1 litrede 1 litrede 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol çözünüyorsa 100 litrede ne kadar çözünür? Bu da arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olur. Şimdi bakır iyodürün mol kütlesini hesaplayalım. Ve bunu mol kütlesiyle çarpacağız. Bakırın ve iyotun mol kütleleri verilmiş. O zaman bakır iyodür 63, 127 daha 190 olur. Buradan da 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 190 o da arkadaşlar 1,9 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram olur. Devam ediyorum. Şöyle bir örnek. 200 litre suda 0,2 gram kalsiyum karbonat çözündüğünde çözelti doygun hale geliyormuş. 200 litrede 0,2 gram. Şimdi bunun arkadaşlar derişimini hesaplayalım. Buna göre çözünürlük çarpımını istiyor bizden. Derişimini hesaplıyorum. Önce 0,2 gramın mol sayısını buluyorum. Yani 0,2 bölü mol sayısı. Şurada emasına 100 demiş. Bölü 100. Bu da arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol mü olur? Yani çözünen kalsiyum karbonatın mol miktarı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Molaritesini buluyorum bunun. Molarite eşittir. N bölü V O halde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. Bize arkadaşlar 200 litre demiş. Mililitre değil. 200 litre demiş. Buradan ikileri sadeleştirdim. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Yani kalsiyum karbonat suda arkadaşlar şu şekilde çözünüyor kalsiyum artı 2 ve karbonat iyonu şeklinde. Bunun çözünürlüğünü bize vermiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 daha doğrusu biz bulduk. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bu. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar da buysa KÇÇ bağıntısından KÇÇ bağıntısından kalsiyumun derişimi çarpı karbonat iyonlarının derişimi şeklindeydi. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 1 virgül 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu da arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olur. KÇÇ değeri. Devam ediyorum. Ortak iyon bulunduran çözeltilerde çözünürlük konusu. Burada arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Bir çözeltide ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Burada da birkaç şey ifade etmiş. Tabii ki suda az çözünen tuzlar üzerinde konuşuyoruz biz. Suda çok çözünen bir tuzu çözdünüz ve oradan gelen ortak iyon az çözünen tuzun çözünürlüğünü düşürür. Burada da birkaç şey ifade etmiş. Ortak iyonun etki derecesi üssüyle de doğru orantılı arkadaşlar. Yani üst arttıkça doğru orantılı derken üst arttıkça çözünürlük düşer. Daha fazla etkilidir anlamında söyledim burayı yine okursunuz. Geçiyorum. Şöyle bir örnek. 0,1 molarlık. Potasyum klorür. 1A grubu tuzlarının suda iyi çözündüğünü belirtmiştik. Gümüş klor tuzunun çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Tabii ki arkadaşlar burada KÇÇ değerini verir soruda. Şimdi potasyum klorür 1A grubu tuzu olduğu için şöyle tek yönlü yazıyorum. Yani potasyum iyonu ve klor iyonlarına direkt ayrışır. Bunun molaritesini 0,1 vermiş. O halde 0,1 molar potasyumdan 0,1 molar da klor iyonundan oluşur. Klor iyonu bizim için ortak. Gümüş klorür bu ortamda çözünmeye çalışacak. Bakalım ne şekilde çözünecek ve klor iyonu Şimdi burada çözünen miktara ben yine x dedim. x buradan, x de buradan geldi. Şimdi arkadaşlar bakın, gümüşün derişimi şurada, klorun derişimi ise hem ortaktan gelen hem de arkadaşlar bizim şu az çözünen gümüş klorür tuzundan gelen klorlar. E Kc değeri yalnız sıcaklıkla değişir. Aynen Kc değeri gibi yani çözünürlük dengesi aynı zamanda Konsantrasyon dengesiyle de alakalıdır. Burada arkadaşlar bizim gümüşün derişimiyle klorun derişimini almamız gerekiyor. Gümüşün derişimine x demiştik, klorun derişimine ise x artı 0,1. 0,1 nereden geldi? Şuradan. Yani çok iyi çözünen tuzdan geldi. Bunu çarptım ve bunu KHC'ye eşitliyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. Aslında belli bir oran var ama onu e, bilmenize gerek yok. Toplam ve çıkarımları yani az çözünen tuzdan gelen yani gümüş klorürden gelen klorlerin derişimini ihmal ediyoruz. Çünkü bu değer çok küçüktür. Çok küçük olduğu için bunu almıyoruz. Bu durumda arkadaşlar x 1 çarpı. 10 üzeri eksi 9 molar olur. Devam ediyorum. Bakır 2 hidroksit katısının oda sıcaklığındaki çözünürlüğünü vermiş bize yine. KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 18. Aynı sıcaklıkta bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü ve 0.01 molar bakır nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü istiyor. Önce A şıkkını çözelim arkadaşlar buradan. Normal denklemi yazıp buradan çözünürlüğü buluyorum. Bakır artı 2, 2 hidroksit şeklinde. X diye ifade etmiştik. X kadar ayrışırsa X ve 2X kadar oluşur. KÇC bağıntısından dolayı arkadaşlar şu X çarpı 2X'in karesi e, bağıntıyı da yazabiliriz. KÇC, bakır artı 2'nin derişimi çarpı hidroksit iyonun derişiminin karesi şeklinde. O zaman x çarpı 2x'in karesi diye yazdım. Ve bu da neye eşit? 4 çarpı 10 üzeri eksi 18'i. 4 çarpı 10 üzeri eksi 18'i. Tabi bunun tamamını söylerseniz 4x küp olur. Şimdi şu 4'leri sadeleştirdim. Küp kökünü alıyorum 10 üzeri eksi 18'in. Böylelikle arkadaşlar x 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur. Yani saf sudaki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Şimdi ortak iyon olan bakır nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü çöz, e, ifade edelim bulalım. Bakır nitratın arkadaşlar bakın su da nitratlı bileşik olduğu için tek yönlü çözünür diye ifade ediyorum. Bakır artı 2, 2 nitrat iyonu şeklinde. Buranın derişimini 0.01 vermiş. O halde çözündüğü zaman 0.01 molar da buradan oluşur. Bu ortamda bakır hidroksiti çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun arkadaşlar denge şeklinde olduğunu unutmuyoruz. Bakır artı 2, 2 hidroksit iyonu. Burada eksi x diye ifade edersem şunun x bunun 2x olur. Yalnız arkadaşlar burada bakın bakıra dikkat ediyorum. Ortak olan iyon var şurada. Ortak olan iyon var. O H ise şurada kaldı. O zaman KÇÇ değerini eşitliyorum. KÇÇ değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 eşittir. Bakırın derişimine x artı 0 çarpı 2x'in karesi. Yani 4x kare. Şimdi az önce belirtmiştim. Şunu ihmal ediyoruz. O zaman arkadaşlar 4x kare 4x kare burada 10 üzeri eksi 2 olacağı için 4 çarpı 10 üzeri eksi 16 olur. 4'leri sadeleştirdim. Buradan x 1 çarpı 10 üzeri eksi şu 16 idi. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olur. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Diğer derste görüşmek üzere.